Bismillahirrahmanirrahim. Hayat-ı aile isminde bir maişet var. Saadet ancak odur dense hangimiz anlar? Hayat-ı aile dünyada en safalı hayat. Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Hey hat! Kur'an şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un dilinden dökülenleri sizlerle paylaştık. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, geceniz bereketli olsun. Ramazan'a hazırlık programlarımızın dördüncüsüyle sizlerin karşısındayız. Dün çok çok önemli bir konu olan Ramazan ve zaman meselesini konuşmuştuk. Bugün de bir başka önemli konu olan Ramazan ve aile konusunu inşallah muhterem hocamızdan dinleyeceğiz. Diyeyim ve hocamıza döneyim. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah canım benim. Hoş Afiyetlisinizdir Allah. inşallah hocam. Elhamdülillah Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Selametle vardırsın inşallah bizi o güzel günlere ve o güzel günlerin hakkını veren, ihya eden kullarından es. Amin, inşallah. Muhterem Hocam, elhamdülillah Ramazan'a hazırlık programlarımızın dördüncüsüne kavuştuk. Elhamdülillah. Ee, bugünkü konumuzda Ramazan ve aile, ee, Allah nasip ederse yine çok önemli soruları size yönelteceğiz. İnşallah. Ve umuyoruz ki her derste olduğu gibi bu derste de sizden çok önemli mesajları dinleyeceğiz. İnşallah. Ama müsaadeniz olursa yine her zamanki gibi ödevimizle başlayalım. Dün bize her biri bir muhataba olmak üzere üç ayet vermiştiniz. Bir de iki fiili ödev vermiştiniz. Eyvallah. Bu fiili ödevlerimizden bir tanesi bugünkü programımızı kardeşlerimizin ailecek izlemeleri idi. Bir diğer fiili ödevimiz de aile sorunları yaşayan kardeşlerimizi bugünkü programa özellikle bugünkü programa davet etmeleri idi. İnşallah kardeşlerimiz bu ödevi yapmışlardır. Özellikle ekranları başında izleyen şu an salonda olan kardeşlerimiz. Ailecek şu an bu programı izliyorlardır. Ayetlere gelecek olursak da hanım kardeşlerimize Nisa suresi 34. ayeti, erkeklere Ahkaf suresi 6. E, tahrim suresi 6. ayeti, çocuklara da Ahkaf suresi 15. ayeti okumaları ve üzerinde tefekkür etmelerini söylemiştiniz. Evet. Bu iki fiili ödev ve ayetler hususunda neler söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim deyip sözlerimize başlayalım Nuri'ciğim. Kardeşlerimizin gayretini görüyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Ben gerçekten bazı kardeşlerimizden şikayetçiyim. Bu kadar olmaması gerekir. Bunun çok çok daha ötesinde bir gayrete ihtiyacımız var. Eğer ilk dersi hatırlarlarsa kardeşlerimiz orada bir şey söyledim. Şu anda şeytan ve avanesi her tarafıyla bizi kuşatmaya gayret ediyor ve birçok şey kullanıyor. Hakka taraftar olanların daha fazla gayret etmesi gerekir. Çünkü biz hak bir davaya inanmışız. Böyle bir davaya gönül veren insanların gönül verdikleri davayı böyle ucundan tutmalarıyla olmuyor. Onun için ne olursa olsun gerçekten bu konuda hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla şu memleketteki ciddi ciddi iman noktasındaki sorunların çözümüne dair bizim çok daha fazla bir gayrete ihtiyacımız var. Onun için ben özellikle hasreten şu anda beni dinleyen kardeşlerime ya biz artık sahabenin dedikodusunu yapmaktan vazgeçelim ya. Sahabeyi anlatıp da yatmak, sahabeyi anlatıp da üzerimize bir şeyler almamak, sahabenin mücadele azminden bahsedip de bu mücadele azmine uygun bir biçimde davranmamak, burada Ebu Ayyub El Ensari'nin yanı başında ona komşu olup da o komşuluğun bize yüklediği sorumluluğu tam anlamıyla ortaya koymamak bizi çok ciddi bir biçimde yarın Allah katında büyük veballerin altına bırakır. Onun için biraz daha gayrete ben kardeşlerimi çağırıyorum. Daha farklı bir biçimde bu işte el uzatmalarını insanların gündeminde İslam'ın konuşulması noktasındaki azimlerini, çabalarını daha da arttırmalarını hassaten onlardan rica ediyorum. Şimdi üç ayet verdik. Üç ayet de gerçekten çok çok önemliydi. İnşallah okumuşlardır kardeşlerimiz ve inşallah üzerinde durmuşlardır. Çünkü her bir ayet gerçekten her bir konuma, herkese bir şey söyler ama özellikle her bir konuma çok önemli mesajlar verir. Hanımlar ayağına yani kadınlara biz Nisa 34'ü söyledik. Ayetin biz tefsirine girmeyeceğiz. Ona zaten buna bu programın formatı da uygun değil ama bu çok mühim bir ayet. Bu ayet birçok açıdan ele alınması gerekir. Ama biz oradan bir annelik tarifi alıyoruz aslında o ayetten. O ayet bize nasıl bir annelik tarifi veriyor biliyor musunuz? Anne salihalığın tezahürü olan uyumu hayatının eksenine yerleştiren kadındır. O ayeti dikkatle okuduğumuzda saliha kadının aslında uyumlu kadın olduğuna dair Kur'an'ın bize verdiği o ışığı, o mesajı görürüz biz orada. Ve uyumun özellikle evde, evlilikte, hanede ne kadar mühim bir şey olduğunun farkına varırız. Ve o ayetin üzerinden emin olun onlarca mesaj çıkarırız, onlarca ders çıkarırız. Erkeklere tahrim süresinin 6. ayetini verdik ki orada bir babalık tarifi var aslında. Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Biz bu ayeti anladığımızda babalık babalar olarak işte biz babayız mesela bir erkek olarak ve bu noktada Allah'ın bize verdiği böyle bir güzel nimet olarak baba olarak meseleyi anladığımız zaman kendi ehlimizi çocuklarımızı cehennemden kurtarma noktasında ne kadar büyük bir vazifeyle aslında görevlendirildiğimizin farkına varırız. Evlatlara, çocuklara Ahkaf suresinin 15. ayetini vermiştik ki muhteşem bir ayettir o ayet. O ayeti nice sahabi okuduğunda gözyaşlarına boğuluyor öyle bir ayet. Biz ayetleri böyle okuyamadığımız için ne yazık ki alamıyoruz bazı mesajları. O ayetten de şu mesajı alırız. Evlat, kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan anne ve babasına her daim ihsan ile muamele eden onların kapanmayan amel defteridir. Şimdi biz aileyi konuşuyoruz ya aileyi konuşacağız işte evli bekar fark etmez dün de zaten söyledik bunu. Ama böyle bir şey var bu manada Rabbimiz bize ailenin fertleri olarak neredeyse konumumuz neyse hepimize bir sorumluluk yüklüyor ve bu sorumluluk çerçevesinden bizim adımlar atmamızı istiyor. Ama bunu yapmadığımız için bakın insanlık için konuşursak başka bir şey söyleriz ama biz ümmeti Muhammed için konuşsak, kendi ailemiz için konuşsak, kendi ailemiz olan bu ümmetin içerisinden bir fert olarak konuştuğumuzda ya şu anda ehli imanın aileleri yanıyor. Ailelerimizde yangın var şu anda. Zaten dışarısı cehenneme dönmüş. Zaten dışarısı bir tuğyan halinde, bir tufan halinde. Biz o tuğyanın ve tufanın olduğu bir ortamda yaşıyoruz ne yazık ki. Bize bir sefinetün nuh lazım. Sığınayı, sığınıp teskin olabileceğimiz, o tuğyandan ve tufandan korunacağımız bir limana ihtiyacımız var ki o sefinetün nuh, Nuh'un gemisi ve o liman aslında aileler. Çünkü orası cennet bahçelerinden bir bahçe olması gerekir. Gel gör ki cehenneme dönmüş vaziyette. E cehenneme dönmüş bir yerde dışarı cehennem içeri cehennem. Nerede yaşayacağız biz? Nerede kulluğumuzu yerine getireceğiz? Nerede bazı şeyleri tam olarak ortaya koyacağız? Nefes aldığımız yerdir ya evler. Evlerde nefessiz kalıyorsak o nefesi hiçbir yerde alamayız. İnanın evlerde nefessiz kalan camide bile nefes alamaz. Cami ile ev birbirlerinin nefeslerini takviye eden iki yerdir. Siz caminin yanına başka şeyleri de yazın ama burada bir yerde nefeslerimiz kesilirse eğer kalırız yarı yollarda. Onun için ne yapıp yapıp bizim cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmek durumundayız ailelerimizin. Şimdi bunları konuşunca Nurcim şöyle bir sorun karşımıza geliyor. Diyor ki kardeşlerimiz, hocam iyi hoş diyorsun ama bir bilsen benim ailemi, bir bilsen ben zaten çok iyi birisi olacaktım ama Allah bana bir tane kadın verdi işte o kadınla imtihan yaşıyorum. Ben acayip bir erkek olacaktım, acayip bir baba olacaktım. Bir sürü zaten hedefim vardı. Şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım. E yolum kesişti bir hanımla şöyle oldu, böyle oldu. Bekar olan kardeşlerimiz mesela niye olmuyor, niye evde sen sorumluluğunu yerine getirmiyorsun dediğinde kız erkek fark etmez faturayı anne ve babaya kesiyor. Ben aslında ne biçim mucahit ve mücahide olacaktım ama baba yok. Baba yok. Benim önümde bir baba olsaydı şöyle yapardım. Annem arkamda olsaydı böyle yapardım. Ya da anne ve baba evlatlarıyla alakalı bir şeyi konuştuğunda ya bu çocuk kime benzedi ya bize benzemedi diyeyim bir sürü şeyler diziliyor. Bütün bunların aslında karşılığı boş bahaneler. Bunların hiçbir tanesinin anlamı yok. Niye? Çünkü aziz Kur'an'ımız bize bir şey anlatıyor. Firavun gibi bir kocan olur. Sen asi olmak zorundasın ya. Vaile gibi bir kadının olur, bir hanımın olur. Sen Hazreti Nuh olmalısın. Kenan gibi bir oğlun olur. Sen yine Hazreti Nuh gibi olmalısın. Azer gibi bir baban olur. Hazreti İbrahim olmalısın. Meryem gibi belki kocasız yetiştireceksin o çocuğu. Kocan maddeten ya da manen ölmüştür. Sen kocasız kalmışsındır. Yine bahane yok. Ne olursa olsun bahanelere sığınırsak eğer ya da faturayı birilerine kesersek işte ben iyi olacaktım da o karşıdaki iyi olmadı deyip iyiliği şarta bağlarsak, salihalığı şarta bağlarsak, salih olmayı şarta bağlarsak kaybederiz biz. Ne olursa olsun ve biliyorum mesela bana geliyor bazı kardeşlerimiz bazı aile imtihanlarının çok çok ağır olduğu kardeşlerimiz de var. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ama ne yapalım kardeşim? İmtihan oradan gelmişse ne yapalım yani? O imtihanın altında kalmakla o imtihanın biz bir şekliyle şeyine çözümüne ulaşamayız ki. Biz eğer onunla imtihan ediliyorsak o imtihana karşı mümin duruşu ne ise Allah benden ne istiyorsa işte burada söylenen o mesajlar çerçevesinde benim konumum ne ise ve o konumum neyi gerektiriyorsa onun etrafında bizim dolaşmamız lazım ve ona ait bazı şeyleri konuşmamız lazım. İnşallah bu çerçeveden meseleyi ele alalım bütün hepimiz kardeşlerimiz olarak bütün herkes bu meselede ben bu aile noktasında gerçekten sorumluluğumu yerine getiriyor muyum? Bir şeyleri eksik de mi bırakıyorum ki aile noktasında sorunlar bir türlü çözülmüyor? Neyi ben tam olarak ortaya koymuyorum da bu noktada bazı şeyler hep dönüp dönüp işte aynı sıkıntılarla etrafımızda dönüyor. Bunların bir çözüme kavuşması için Ramazan'ı da bir şifa vesilesi kılma adına ki onun için zaten konularımızdan biri bu. Belki bazı şeyleri bugün burada kardeşlerimize Emri bil maruf nehyanil münker meselesinden hatırlatmış oluruz da hepimiz bunlarla biraz olsun hayatlarımızı güzelleştirmiş oluruz. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin. Amin inşallah hocam. Hocam inşallah bu söyledikleriniz hepimizin üzerlerine alacağı mesajlar olur. Gerçekten verdiğiniz tarifleri hakkıyla bir anlayabilsek ve gereğini yerine getirsek epey bir seviye kat edeceğiz. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Biz aile dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Aile kavramı bizde nasıl bir çağrışım uyandırmalı? Aile kavramı üzerinde çok şey söylenebilir evet. Nuri'cim, Çok. Çünkü çok önemli bir kavramı konuşuyoruz. Ama ben başka derslerde de aktardım 10 kavramı, 10 daha doğrusu e, tanımı hemen kardeşlerimle bir paylaşmak istiyorum hızlı bir biçimde. Bir kere en başta şunu bilelim. Aile toplumun temel taşıdır. Çektiniz mi o temel taşı, toplum yıkılır. Ve bugün niye o aile meselesinde bu kadar ciddi ciddi problemler yaşıyoruz? Biraz da bunun üzerinden anlamak durumdayız. Aile nedir biliyor musunuz? Aile beşer doğup insan olmaya başladığımız havuzdur ve ilk mektebimizdir ve ne öğreniyorsak aslında oradan öğreniyoruz. İnsan kalma noktasındaki birçok şeyi de biz aslında o aile havuzunda elde ediyoruz. Aile hayatın dengesidir. E hayatı biz denge üzere yürümek durumundayız. Sarsılırsa o denge, hayatta nasıl anarşinin ortaya çıktığı işte görünüyor zaten. Onun için hayatın dengesini kurabilecek en önemli meseledir aile meselesi. Aile ayakta kalabilmenin en önemli vesilesidir. Genelde aileyi şöyle remz ederler. Arapçadaki karşılığı da buna uygun. Birinin ayakta kalması diğerine bağlı yaslanarak böyle durabiliyor. Aile bu işte. Şu kadınsa şu erkek birbirlerine destek oluyorlar. İşte çatı da böyle kuruluyor zaten. Bu çatının altında da inşallah saadet olmuş oluyor. Onun için aile dediğimiz şey ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi. Aile ağır bir yük olan kulluk vazifesinin yapılmasının paylaşılmasıdır. Biz ancak kulluğu aile desteğiyle tam anlamıyla sağlayabiliriz. Onun için Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evliliği dinin yarısı olarak gördü. Yani bu söylediğim her bir sözün, her bir tanımın ya bir ayete ya bir hadise ya da Arap dilindeki karşılıklarına yaslanan bazı referansları var ama çok uzatmamamız için girmeyeceğiz oraya. Altıncısı aile nesillerin devamiyetinin sebebidir. Nesiller böyle devam eder ve o nesillerin nikahla devam edebilmesi için selim bir biçimde devam edebilmesi için olması gereken bir şey. Yedincisi aile huzurun teminidir. Buradaki huzurun Arapçadaki karşılığı ya da Kur'an'daki karşılığı Rum Suresi 21. ayette anlamını bulan sükunettir. Sükunet için huzur bulması ve o için huzur bulmasının dışa yansımasıdır. Eğer gerçekten aile huzurun temini olarak anlaşılabilirse yani o anlamda karşılık bulursa huzurla birlikte o iç huzurun da nasıl olacağını ya da iç huzur sağlandığı zaman dışa bunu nasıl yansıyacağını görmüş oluruz. Sekizincisi aile gelen her türlü saldırılara karşı giyilen zırhtır. Biz çekirdek aileye biliyorsunuz genelde anne baba çocuklar olarak isimlendiriyoruz. Bu çekirdek aile dediğimiz... İşte anne baba ve çocuktan oluşan öz ailenin Arapçadaki karşılığı usret, usretun. Usrenin birçok manası var. Manalardan birisi de zırh. Zırh niye giyilir? Saldırı olacaktır. O saldırıya karşı savunma gerekir. İşte o savunmadır aslında aile. Bakın Bakara suresinin 187. ayetinden çıkarıyoruz bu tanımı. Aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbisedir. Libas, libas. İnsan diğer canlı türlerine göre zayıftır Nuri'ciğim. Mesela biz elbisesiz dışarıya çıkamayız. Hava biraz soğuk olsun, ince giyecek, çık, hastalanırsın. Hava iyi olsun, kalın giy mesela, işte kışlık elbiselerini giy, hemen başlarsın terlemeye. Çünkü insanın böyle bir yapısı var, böyle bir beden yapısı var. İşte evlilik dediğiniz şey, aile dediğiniz şey, Size libas ya ve eşler birbirlerine libas ya. O libaslığın verdiği o kadar güzel mesaj var ki aslında birbirinize libas olduğunuzda kusurları örtüyorsunuz. Eksikler var tamamlıyorsunuz. E dışarıdan sıcak soğuk noktasında etkiler var. O etkileşime karşı siz bir karşılık veriyorsunuz. Yani korunuyorsunuz. Birbirinizle korunuyorsunuz. Aile dediğiniz şey bu. Eğer bu tam anlamıyla anlaşılırsa Allah'ın niye bize o ayette libas diye birbirimizi takdim ettiğini daha iyi anlamış oluruz. Sonuncusu da şu. Çok şey söylenir ama 10 tanesiyle biz özetleyelim. Aile inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki yansımasıdır. Mümine dünyada cennet yok biliyoruz değil mi? Ama cennetin kokusunu duyduğumuz yerler var. Varırsın Arafat'a cennet kokusu duyarsın. Uhud'a gidersin. Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Orada o kokuyu duyarsın. Ravza ile minberi arası Allah Resulü'nün o mübarek mescidinde cennet bahçelerinden bir bahçedir. İlim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Evde eğer gerçekten evse Hane de eğer gerçekten hane ise cennetin kokusunu duyabileceğim bir yerdir. Öyle olduğu zaman aile gerçek manada aile olmuş oluyor. Ama böyle olmadığı zaman burada söylenenlerin hiçbir tanesiyle karşılık bulmadığında ne yazık ki işte biraz önce söylediğim gibi cehenneme dönen bir ev ve o evin getirdiği imtihanlar hayatı bambaşka yerlere sevk etmiş oluyor. İnşallah biz ailelerimizi burada verilen o on tanıma göre oluşturalım, şekillendirelim de o cennetin kokusunu en azından hep beraber duymuş olalım. İnşallah hocam. Bu az önceki on maddeden bir tanesi şeydi hocam. Ailenin dıştan gelen saldırılara karşı bir zırh olmasıydı. Bununla alakalı şunu sorsam hocam. Bugün ailelerimiz dışarıdan gelen e, ciddi saldırıların kuşatması altında. Aynen. Biz bu yoğun ve şiddetli kuşatmalara karşı ailelerimizi nasıl koruyacağız? Bir kere şunu iyi bilelim Nuri'ciğim. iki tane mesele var burada yani senin sorunla alakalı. Bir tanesi şu, onu yine Kur'anımızdan öğreniyoruz. İkisini de aslında Kur'anımızdan öğreniyoruz. Teğabun suresinin 15. ayetinde ve başka yerlerinde. Ailelerimiz bizim en büyük imtihan alanlarımız. Çünkü çok yakınlık olduğu için yakınlık arttığında imtihan da arttığından dolayı bir kere ailelerimiz bizim için en önemli imtihan alanı. Bunu baştan bilelim ki ona göre bazı şeyleri daha iyi işte zihinlerimizde ya da yüreklerimizde oturtmuş olalım. İkinci bir mesele var. Bu kadar değerli ya aile. Bu değerin düşmanıdır ya şeytan. Bu değerin düşmanıdır şeytana kendisini işte asker kılmış olan düşünceler, ideolojiler, adamlar ne diyecekseniz. Aziz Kur'anımızın Bakara suresinin 205. ayetinden bir hakikat öğreniyoruz. Nedir o hakikat? Yeryüzünde mülkü, gücü, iktidarı ele geçiren zalimler ne yapacaklar? İfsat edecekler. Bu ifsat nereden olacak? Ekinler ifsat edilecek, yediklerimiz ve içtiklerimiz, nesiller ifsat edilecek. İşleri güçleri bu. Yani bu bugünün meselesi değil. Belki bugün çok daha farklı bir biçimde ailelerimiz saldırı altında ama bu bugün ortaya çıkmış bir mesele değil. Yani insanlığın ilk gününden itibaren aile meselesi mühim bir mesele olduğu için şeytan o aile içerisine fitne tohumu ekmek, o aileyi yıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte insanlığın ilk ailesi Hazreti Adem'in ailesi ilk ailede de bu imtihanın nasıl başladığını gördük zaten. Hemen o ailenin çocuklarında Habil ile Kabil arasında da yine bu mücadelenin ve bu kavganın nasıl devam ettiğini gördük sonuna kadar da devam edecek. Yeryüzünde gücü ve mülkü eline geçirenler bunu yapacaklar. Çünkü şeytan bunu istiyor. Bakın Müslim'de geçen bir hadis. Cabir bin Abdullah bize naklediyor o hadisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleyi anlayabilmemiz için bize bir örnek getiriyor. Şeytan diyor adamlarıyla beraber denizin üzerinde tahtlarını kurdu ve adamlarından gidin Adem oğullarının arasına Fitne tohumları ekin, Adem oğullarına günahlar işletin, yanlışlar yaptırın, Allah'ın hoşlanmadığı işler yaptırın diye onlara emirler yağdırdı. Gittiler, geldiler. Gelen de ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diye şeytana rapor veriyor. Şeytan bunları dinliyor, bazılarından memnun oluyor. Ama bir tanesi aile noktasında bir şeyle gelmiş. Ben Karıyla kocayı birbirine düşürdüm. Bir aileyi yıktım deyince şeytandan tabir caiz, caiz ise eğer madalya alıyor. Şimdi Allah Resulü bu örneği niye verir bize? Bilin ki böyle bir saldırı var şeytan ve adamları tarafından. E biz bugün de görüyoruz bunu. Bakın yıkmak için evliliğin, nikahın, evin, hanenin, ailenin itibarını sarsmak için ne kadar büyük çalışmalar yapılıyor. Ne kadar büyük sermayeler ayrılıyor bunun için. Ne kadar büyük büyük adımlar atılıyor. Niçin? Çünkü bu çok büyük bir değer. Bu değeri yıkmak için de onlar ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Onun için ailelerimiz bu noktada böyle bir kuşatma altında. Gerçekten bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ama bu kuşatmanın beş tane alanda daha farklı bir biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela sadece meseleyi hep dışarıyla sınırlı tutarsak kendimiz aslında kendi ailemizi kuşatmışız. Onun farkına varmayız. Onun için alanları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bakın aileler beş kuşatma altında. Nefislerin kuşatması altında, ailelerin kuşatması altında ne olduğuna şimdi geleceğiz. Arkadaşların kuşatması altında, aidiyetlerin kuşatması altında dış etkenlerin kuşatması altında. En başta nefislerin kuşatması altında. Kadın erkek mesela büyümüş nefisler. Herkes farklı bir noktada. Adam kadın fark etmez. Aslında öyle bir noktada duruyor ki dünya sanki onun etrafında dönüyor. Kadın erkek işte yine eşler deyince herhangi bir yere çekilmeyeceği için ikisi için de kullanalım. Narsis mesela. Bencil, egoist, kendi menfaatinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Kendi rahatından başka hiçbir şey düşünmüyor. Kadın erkek fark etmez evliliğin hukukuna ait birçok şeyi ihlal etmiş. Ya bilmiyor ya bilerek cehaleti aslında mahkum ediyor. Roller değişmiş mesela. Kadın erkek gibi davranıyor. Erkek kadın gibi davranıyor. Bakın kendi içimizden nasıl ailelerimizi kuşattığımızı buradan görüyoruz. Suizan mesela ailelerde o kadar yaygın ki Niyet okuyuculuk. Mesela diyorsun ki ya şuradan kalk şuraya otur. E o hanım başlıyor. Ya sen bana niye öyle dedin? Şöyle demek istedin, böyle demek istedin. Ya böyle bir şey demek istemedim. Ben sadece sana bir şey söyledim. Niye bu kadar farklı noktalara çekiliyor? Çünkü niyet okuyuculuk. işte suizan dediğiniz şey, o kadar yaygın bir hale gelmiş ki o da yine nefislerimizin aslında büyümesinden kaynaklanan bir şey. Şehvetperestlik mesela. Temperverlik. Ne yazık ki o kadar ciddi boyutta ki aileler yıkılıyor bunun için. Yalanlar, yüksek beklentiler. İnsanız ya sen de insansın ben de insanım. Niye benden insan üstü bir beklentiye giriyorsun? Ben de insanım, hata da edebilirim, yanlışım da olabilir, kusurum da olabilir. Biz birbirimizi insan olarak kabul edip makul bir beklentiyle bu evliliği devam ettirmemiz gerekirken nerelere çekiliyor? İnat mesela. İnat, o evliliği yıkan hastalıklardan bir tanesi. Kanaatsizlik mesela. Şimdi konuşacağız bereket dersinde, şükür dersinde bu noktadaki birçok şeyi. Ne kadar bu noktada ailelerimiz kuşatma altında görüyoruz. Bakın nefisler dedik, nefislerde neler konuştuk görüyorsunuz. Belki her biri daha detaylandırılmalı ama zaman bize lazım olduğu için biraz hızlı geçmemiz lazım. Ailelerin kuşatması altında ailelerimiz. Ailelerimiz Ailelerin kuşatması altında. Bundan kastım ne? Aile işte kurulmuş. E, hanımın ailesi de var. Beyin ailesi de var. Bu aileler bir türlü bir uyum arz etmiyor. Beğenmiyorlar mesela birbirlerini. Birisi işte farklı bir yerde görüyor kendisini. O asil, soylu, farklı işte başka başka şeyler söylüyorlar. Şimdi söylemeyeyim ben ama anlarlar kardeşlerimiz. Benimsemiyorlar mesela birbirlerini aileler. Özellikle düğünde, nişanda yaşanmış bir şeyler. İşte o düğün alışverişleri var ya Allah'ın ayette yazdığı işte gidin şunları alın alın deyip liste verdiği. O düğün alışverişlerine gidildiğinde biliyorsunuz neler yaşanıyor? Ya 20 sene geçiyor aradan unutmuyor ya. Unutmuyor. O diyor senin ailen böyle yaptı. O diyor benim ailem böyle yaptı ve şeytan da kullanıyor zaten bunları büyütüyor. Benimsemiyor. Ne mesela kadının ailesi erkeği benimsiyor ne erkeğin ailesi kadını benimsiyor. O benimsememe başka şeylere sebebiyet veriyor ve bütünleşilmiyor. Dolayısıyla aileler yani dışarıdaki aileler kurulan o yeni ailenin ne yazık ki selim bir çizgiye çıkmasına, selim bir çizgiye varmasına engel oluyor. Arkadaşlar mesela ister kadının arkadaş çevresi olsun, erkek ister erkeğin arkadaş çevresi olsun. Ben burada bütün ehli imana bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Bir mecliste oturuyorsunuz. Yanınızdaki bir adam başladı ki, başladıysa konuşmaya. Şu kadınlar hepsi öyle. Vallahi en iyi yapacağınız iş o meclisi terk etmektir. Ne demek bu kadınlar hep böyle? Böyle bir söze Allah Resulü gadaplanıyor ya. Erkek mi? Hep aynı, hep aynı. Böyle bir söz yok ya. Bu haktır. Hak ihlalidir ya. Eğer böyle şeyleri bize arkadaşlarımız telkin ediyorsa bak ailelerimiz o kuşatma altına çünkü kötü şeyler duyduğumuzda ister istemez etkileniyoruz. O anda belki etkilenmiyoruz. Bir müddet sonra o kötü sözler bizim hayatımıza farklı bir biçimde etki oluşturuyor. E sosyal çevrelerimiz var mesela arkadaşlarımız. Bizim malayani yani işlere çağırıyorlar. E aileler çıldırıyor, hanımlar çıldırıyor. Sen gelmiyorsun eve, gidiyorsun arkadaşında saatlerini geçiriyorsun. İster istemez bu noktada sorun oluşacak. E, olumsuz örnekler oluşuyor, gereksiz işte meşguliyetler oluşuyor, azalan hassasiyetler oluşuyor. Ve bunların hepsi de ne yazık ki o aileleri farklı bir biçimde kuşatma altına al alıyor aidiyetler mesela bundan kastımız ne? Hepimiz ait aitiz. İşte bir coğrafyaya aidiz. Şehirlerimiz var, köylerimiz var, ırklarımız var, kabilelerimiz var, tercihlerimiz var, hizmet alanlarımız var, içlerimiz var, güçlerimiz var. E bu aidiyetlerimizin nerede durmasını, durması gerektiğini tespit edemeyince ailelerimizi aidiyetlerimize kurban ediyoruz. Mesela çoğu ailede ...tercihler dayatılıyor. Ya sen öyle yap, ben de böyle yapayım. Yok, sen de benim gibi yapacaksın. Ya ben senin gibi niye yapayım? Niye ille de bu tercihini bana dayatıyorsun? Yani beni niye böyle kabullenmiyorsun? Niye beni böyle kabul edip de... ...ya o eşim de böyle olsun demiyorsun? Çünkü orada bir kuşatma sağlanacak. Geleneklerin dinin önüne geçmesi... ...bak Nuri'ciğim, Bu kadar ciddi bir problem ki bu. Gelenek tamam, nedir? Din ona müsaade ediyorsa tamam yapılabilecek bir şey yok. Ama onu dinin önüne geçiriyor. O dinin önüne geçtiği zaman da nasıl cinayetlere sebebiyet verdiği ortada. Yakınların evin içine karışması. Kim olursa olsun üçüncü bir el evin içine karıştığında o evde selamet olmuyor. Çünkü evin kendine özgü bir mahremiyeti var ya. O mahremiyetin korunması gerekiyor. Hizmet alanlarının ortak havuza dönüştürülmemesi bakın bu aidiyetlerde önemli bir problem. Mesela bizim hanımlarımız selam olsun hepsine. çok giderler işte ders halkalarına. Oraya gider ders halkasına, oraya gider, oraya gider, oraya gider. Yükleme o biçim oluyor hanımda. E, Beyde yok. Beyde yok. Bey haftada bir gün derse gelmiyor. Aynı yerden beslenmiyorlar. Aynı yerden beslenmeyince de duygu düşünce noktasında bir birliktelik olmuyor. O da eylem birlikteliğine sebebiyet vermiyor. Makas açılıyor makas. Eşler arasında makas açılıyor. E o makasın açılması da daha sonra evliliklerin işte aile saadetinin sıkıntıya girmesine sebebiyet veriyor. Dış etkenler mesela son başlık burada. Mesela en büyük mesele işte ailenin itibarsızlaşması. Öyle bir itibarsızlaştırılıyor ki aile Sanki bir yük evlilik yani şu anda birçok gencimizin dünyasında o ya ben ne yapacağım diyor evlenip de başıma iş mi açacağım diyor niye ni için çünkü hem o telkinlerde oldu şu anda bu memlekette evlilik yaşı 30'lara vardı bunun sadece bir tek sebebi yok bir sürü sebebi var zavallı gençler bu kadar maddi sıkıntılar içerisinde nasıl evlensinler mesela. Bir ev bulamıyorsun ya şu anda bu memlekette bir kiralık ev bulamıyorsun. Yani çok ciddi problemlerimiz var aslında bizim. Ama bu problemler içerisinde özellikle ailenin kuşatılma noktasındaki en önemli şeylerden bir tanesi de özel, özel olarak işte bu ailenin itibarsızlaşma meselesidir. Sosyal medyanın hayatı kuşatması mesela bu dış etkenlerde önemli bir şey. Sosyal çevrelerin yine menfi tesirleri, helal ve haramın yerini Keyfe, keyfin ve konforun alması ve daha neler neler. Şimdi bunların hepsi kuşatmalar. Bu kuşatmaları iyice tespit etmezsek eğer inanın ki biz ailelerimizi koruyamayız. Mecburuz bunların farkına varmak ve mecburuz bunlara karşı biz çok önemli bir hazine olan Allah'ın bize verdiği çok büyük bir nimet olan o aile nimetini, o ev nimetini, o hane saadetini koruma noktasına gayret etmek. Çünkü biz evliliği ibadet olarak gören bir medeniyetin çocuklarıyız. Daha ötesi var mı ya? En önemli şeyi söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu çerçeveden meseleyi değerlendirmek durumdayız. İnşallah bu uğurda hepimize Allah yardım etsin de şu hanelerimizi koruma adına gereken şey neyse onu ortaya koymuş olabilir. Amin İnşallah hocam. Hocam biz de vakıfta zaman zaman şahit oluyoruz. Siz de her hafta e, onlarca kardeşimizin aile sıkıntılarını, aile sorunlarını dinliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Şimdiye kadar bu şahit olduğunuz tablolar üzerinden genel bir değerlendirme yapacak olursanız bizim aile sorunlarımız neler? Bir de bu sorunlarla beraber bu sorunlara karşı almamız gereken tedbirler neler? Bir de onu konuşsak. Sen bana dua ediyor musun ben bu işlere karıştığımda Allah hocamın ruh sağlığını korusun diye? Fazlasıyla diyeyim. hocam. E tamam. Çünkü koruya bilmem çok kolay değil gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Amen. Allah o dertleri olan kardeşlerimize de yardım etsin. Amen. Şimdi Nurciğim 6 tane hastalık görüyorum ben. Bilmiyorum. Bu bunlar benim tespitlerim. Yani gerçekten çok ciddi bir biçimde sahada görüyoruz işte bizim insanımızın bu noktadaki problemlerini. Belki bu başlıklar altında alt başlıklar da oluşabilir ama gerçekten şu anda aile sorunlarını neyse artık bu sorun. Hangi çerçeveden yaklaşırsanız yaklaşın şu altı tane hastalığı görüyorsunuz. Sorumsuzluk, saygısızlık, sevgisizlik, sadakatsizlik, salihatsizlik ve sabırsızlık. Altı tane hastalık. Özellikle de hep aynı kelimeyle harfle başlasın ki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin aklında rahatça dursun. Sorumsuzluk. Kadın erkek yine ayırmıyoruz bakın. Yani ben ayırarak konuşmuyorum. Bir erkek olarak sadece erkeklere konuşmuyorum ya da sadece hanımları bir işte muhatap alıp onlara konuşmuyorum. İki tarafta da aynı problem var. Sorumsuz yani yapması gereken işler var, onları yapmıyor. Üstüne vazife olmayan şeylerle uğraşıyor. Almıyor üzerine o vazifeyi ve orada o sorumsuzluk ailenin çatırdamasına sebebiyet veriyor. Saygı önemli bir mesele değil mi? Çok önemli bir mesele. Biz insanız ya birbirimize karşı insanca Karşılık vermek durumundayız. Yani eğer de İslam'dan konuşuyorsak, Müslümansak bu din bir insanın onurunu Kabe'ye denk görüyor ya. Kabe ile denk gören bir, bir din, bir medeniyetin çocukları nasıl olur da karşısındaki insana? Hanımı, beyi fark etmez ya da çocuğu ya da anne ve babası ya da evladı farklı bir şey yapabilir. Ama öyle şeylere şahit oluyoruz ki... Vallahi yani gerçekten ruh sağlığınızı, akıl sağlığınızı koruyabilmek mümkün değil. Sevgisizlik mesela. Sevgi olduğu zaman birçok şey aslında örtülüyor. Mesela sevgiyi şöyle anlayalım. Ben bu örneği çok veriyorum mesela. Bak birbirimize bakıyoruz, bakabiliyoruz. Cildimiz gitse alttaki işte iskeletimiz ortaya çıksa. İskelet olarak birbirimize kaç dakika tahammül edebiliyoruz? Şimdi diyelim ki kameralar bozulsa bir anda biz iskelet gibi gözüksek. Çocuklar korkar kaçar mesela. Aynı bunun gibidir. Yani sevgi olduğunda kusurlar örtülür. Kusurlar küçülür. Ama sevgi olmazsa eğer o kusurlar büyür, büyür, büyür ve çok farklı bir noktaya gelir ve o evlilik asla yürümez. Mesela bazen aile sorunlarında bakıyorum sorun baya büyümüş. Diyorum ki kardeşlerimize ya siz biraz ayrı kalın iki hafta, üç hafta, dört hafta ayrı kalıyorlar birbirlerini özlemiyorlar mesela. Ne yapacaksın artık? Yani özlemiyorsan, hasret duymuyorsan, birkaç gün bile ayrı kalmak senin dünyanda ya ben ne yaptım diye bir sorguya seni vardırmıyorsa bitmiş, sevgi bitmiş yani. Ve o işin en önemli azığı aslında sadakatsizlik karşılıklı bu noktada sadakatin korunması ki birçok evliliği çatırtatan en önemli sebeplerden bir tanesi. Bakın birçoklarının dikkat etmediği bir şey bu salihatsızlık. Bu ne demek biliyor musun Nuri'ciğim? Aile eşiyle eşleriyle çocuklarıyla kimse aileyi oluşturan fertler salih amel noktasında gayret içerisinde olmalı. Hizmetleri olmalı, gayretleri olmalı kendilerini hakla meşgul edecek meşguliyetleri olmalı. E senin böyle bir meşguliyetin yok. Tabii ki şeytan senin arana fitne sokacak. Akşama kadar sen boş kaldığın zaman o boşluğu şeytan doldurmaz mı? Onun için salihatsızlık, salih amellerin azlığı ailedeki huzursuzluğun da kaynaklarından birisi oluyor. E sonuncusu da sabırsızlık. Sabır gösteremiyoruz. Hemen hemen farklı şeyler aklımıza geliyor. Hemen farklı adımlar atıyoruz ve aile bu sorunlarla bakın bu 6 tane hastalıkla yıkılıyor. Biz bu 6 tane hastalığa 6 tane ilaç sunmamız gerekiyor. Sorumsuzluğun ilacı marifettir. Öğreneceğiz arkadaş, öğreneceğiz. Marifet bu. Bilgi. Bilsek biz yani hak hukuk meselesini, mesela kul hakkı meselesini konuşan kaç insan ya benim eşime karşı da bir kul hakkı Sorumluluğun var diye aklına geliyor mesela kul hakkı ya anne baba meselesinde de kul hakkı var evlat evlat olarak da var bunları mesela düşünmeye başladığımızda eğer imani anlamda biraz seviyemiz varsa o marifet o sorumsuzluğu giderecek saygısızlığın ilacı merhamettir aslında çünkü merhametin olduğu yerde menfaat olmaz ve menfaat olmazsa eğer saygı olur. Onun için biz özellikle bu merhamet meselesini özellikle de alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimizin rehberiyetinde çok ciddi bir biçimde, iyi bir biçimde öğrenmek zorundayız. Sevgisizliğin ilacı muhabbettir. Bu belli zaten. Sadakatsizliğin ilacı muvazenettir. Muvazene ne demek? Denge. Denge. Çünkü sadakatsizlik genelde dengesizlikten oluşuyor. Eşler mesela bazı yerlerde işte o dengeyi sarstığında belli sınırları ihlal ettiğinde ne yazık ki ortaya sadakatsizlik çıkıyor. Salihatsızlığın ilacı mükellefiyettir. Yani kişinin kendi sorumluluğunu yapması gerekenleri salih amel adına Allah'ın ondan istediği sorumluluğun farkına varmasıdır. Sabırsızlığın ilacı da metanettir. Eğer bu metanet iyi bir biçimde anlaşılırsa sabır da ona göre kuşanılmış olur. Şimdi Nuri'ciğim bak Ramazan'a doğru gidiyoruz. Aslında niye bu meseleyi konuşuyoruz? Onu şimdi soracaksın sen. Bizim iki alanda sürekli ısrar ve tekrarla tecdid yapmamız lazım. O tecdid ne? İki alanda tecdidi iman ve tecdidi nikah. Tecdidi iman haydi cemaat aşk ile buyurun deyip şahadet cümlesini söyletmek değil sadece. O işin bir tarafı. Tecdidi iman nedir biliyor musunuz? İman hakikatlerini yeniden öğrenmektir. Yeniden. Çünkü unutuyoruz. Unutuyoruz. Unuttuğumuz zaman da o imanın lezzetine tam anlamıyla vakıf olamayınca yenilenmiyor imanlarımız. Yenilenmeyince de o iman bizi koruyan, o iman bizi yönlendiren bir potansiyele dönüşmüyor. Tecdidi nikah da ya ben 10 senelik evliyim bir gideyim bir hocaya bir daha nikahımı tazeleyeyim böyle bir şey yok. Nikah bayatlamaz. Onun için bir nikah yeter zaten ölene kadar adama onu ona, ona hiç gerek yok. Peki tecdid-i nikah ne? Yeniden nikahın sorumluluğunun farkına varmak. Çünkü onu da unutuyoruz. Bakın şeytan bizi evsizliğe, nikahsızlığa, dolayısıyla felakete çağırıyor. Allah da bizi evliliğe, nikaha, dolayısıyla saadete çağırıyor yeryüzünde nikah kadar asil bir eylem yok aslında. Çok asil bir eylem. Yani klas bir eylemdir bir nikah. Nikahla öyle nikahlandığınız zaman böyle havalanırsınız ya. Vallahi hakkınız var. Havalanabilirsiniz. O nikah adamı hava katar yani. Gerçekten çok önemli bir şeydir. Çünkü arşı harekete geçinen bir amel ortaya koymuşsunuzdur. Düşünebiliyor musunuz? Biz doğuyoruz annelerimizden. İsimlerimiz konulduğu zaman arşa alada isimlerimiz zikrediliyor. Mümin olarak yetiştik, büyüdük. Biriyle işte evlilik kuruyoruz nikahla. Nikah akti gerçekleştiğinde Arşala'da ikinci kez isimlerimiz anılıyor. O imanı koruduk sonuna kadar. Vefat ettiğimiz zaman Arşala'da bir daha isimlerimiz anılıyor. Ya bu nasıl bir şereftir ya? Nasıl bir şereftir? Şimdi bu şerefi anlamadığımız için çoğu insan buradaki kardeşlerim Allah'ın izniyle öyle değil. Nikah çoğu insanda formalite. Aslı olan düğün insanların zihninde. Ya tam tersi tam tersi. Düğün ne ki? Düğün formalite ya. Aslı nikahtır sen. Nikahı gerçekleştirdiğinde iş işte tamam. O zaman sen arş-ı alada meleklere düğün yaptırtıyorsun. O düğün o kadar büyük bir düğün ki. Çırağın sar sarayındaki düğün ne ki? O düğün öyle bir düğün yani. Sen onun kıymetini bildiğin anda aslında ne kadar önemli bir şey yaptığının farkına varırsın. İşte bu tecridi nikah dediğimiz şey böyle bir şey. Bunu anladığımız zaman eğer bunun gereklerini tam anlamıyla farkına vardığımızda biz nikahımızı korumak, emanet olarak aldığımız o eşin sorumluluğunu ortaya koyma adına gayret içerisinde oluruz. Ama ister istemez hayatın hızlı ritmi, bazı şeyler geçen ders söyledik bir kavram, ülfet yani yakınlığın oluşmasıyla ne oluyor? Yıpranıyor. Tecdidi nikahta beş tane şey var biliyor musunuz Nuri'ciğim? Yenile, onar, heyecan oluştur, renk kat, zenginleştir. Bunu yaparsak eğer 20 senelik evlisin değil mi? Sanki ilk yıllardaki gibi ya. Niye öyle olmasın? Çünkü tecdit ettin sen. 30 yıllık evlisin mesela, 40 yıllık evlisin mesela. İşte benim gibi mesela diyelim ki geçmişte biraz mesela senin gibi biraz daha yeni ise mesela daha ileriye giderse fark etmez. Tecrid olunca o tecditte ne oluyor? Yenileniyor, yenileniyor, onarılıyor, heyecan oluşturuyor, renk katıyor, zenginleştiriliyor. Şu anda da tam böyle bir mevsimdeyiz. Ben niye bu meseleyi özellikle konuşmak istedim biliyor musunuz? Ramazan şifa ya şifa. Vallahi şifa ya. Şifa ya. Ramazan bir imkan. Eskidi ya nikahlar. Biraz evliliğin bazı işte sorunları ortaya çıktı ya ya da halen bekarız ailede aile meselesiyle alakalı bazı şeyler yıprandı ya işte Ramazan onun için geliyor. Geliyor ki sana sana bir imkan oluştursun. Bir şifa vesilesi olsun. O şifa ile sen Ramazan'ı bir devaya dönüştür. Bir ilaca dönüştür. Onunla bambaşka bir noktaya git. Dua edelim de Allah Hepimiz için bu Ramazan'ı böyle bir şifa vesilesi kılsın. İnşallah hocam. Hocam az önce dediniz ya Ramazan aile sorunlarını çözmek için çok önemli bir imkan ve şifadır diye. Aynen. Bu cümleyi biraz daha açsanız biz Ramazan'ı ne yaparsak ailelerimizin sorunlarını giderme adına bir imkana ve şifaya dönüştürebiliriz. Bu soruya cevap vereceğim Nuri'ciğim ama bir şeyi kardeşlerimize hatırlatalım. Tabii. Şimdi Ramazan'da en önemli amellerden, ibadetlerden biri malum oruç. Orucun hikmetini Kur'anımız çok net bir biçimde bize veriyor. Çok net. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum laallekum tetequn. Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bak burada orucun tarihçesini öğrendik. Demek ki bizle başlayan bir şey değil. Peki niye farz kılınmış? Laallekum tetequn. Umulur ki sakınırsınız. Yani takvaya erersiniz. O takva o kadar çok şey kazandırtır bize de altı tane hastalık saydık ya biraz önce evliliği, haneyi, aileyi yıkan. O altı tane hastalık iki tane virüs çıkarıyor ortaya virüs. Çok büyük virüsler onlar. Böyle kemiriyor kanser gibi. İki virüs nedir biliyor musunuz? Öfke ve inat. Bu iki virüsün antivirüsü o takva. O takvayı anladığın zaman öfkenin yerini, umut alıyor inatın yerini unut alıyor umut ve unut bu ikisi olursa hane yenilendi işte ya kurtardık bize evi takvayla oruçla kurtardık vallahi onun için ramazan böyle bir imkan aslında bunu bir kere çok iyi bir biçimde kardeşlerimiz anlasınlar ne olursa olsun ramazanın böyle bir özelliği var Ramazanda 30 gün boyunca tuttuğumuz orucun bize kazandırttığı takva adına böyle bir güzelliği var. Ve bu takvanın da ortaya koyduğu böyle iki tane önemli antivirüsü var. Madem öfkeyle işte inat virüs olarak yıkıyor, hanelerimizi farklı bir biçimde kemiriyor. E biz de bunun karşısında umut ve unutu ortaya koyacağız. Nedir umut? Mesela eşlerden biri ya benim adam asla adam olmaz. Benim adamdan iş gelmez. Bunu diyorsa bitti. Eğer anne ve baba çocukları için bunu diyorsa anne ve çocuklar anne ve babası için mesela bazen şahit oluyorum ben. Diyor ki mesela kızımız hocam benim babam değişmez ya, değişmez. E bitti. Bitti. Sen ondan sonra artık yapabileceğim bir şey yok. Hayır değişecekti de ya. Değişecek. Bu umudu sonuna kadar koru. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en azılı müşriğin bile son anına kadar iyileşeceğine ve imanla buluşacağına inanıyordu ya. Son anına kadar. Biz bunu onlarca örneğini görüyoruz. Onun için bunu iki tane takvanın bize sağladığı antivirüsü hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Şimdi Nuri'ciğim bütün kardeşlerimi ciddi bir biçimde dikkate davet ediyorum. Ekrandaki kardeşlerimi de. Beş tane tavsiyede bulunacağım. Bir kardeşleri olarak, bir hocaları olarak, Azlarının abileri olarak beni nasıl görüyorlarsa öyle öyle başka farklı bir biçimde değerlendirmeye gerek yok. Nasıl beni görüyorlarsa o şekilde bir kardeşleri olarak beş tane tavsiyede bulunacağım. Eğer bu beş tane tavsiyeyi evli bekar bakın yine fark etmez. Ailelerimizde yapma adına bir gayret içerisinde olsak, vallahi bu Ramazan'da biz bazı şeyleri onarırız Allah'ın izniyle İnşallah. yenileriz Allah'ın izniyle. Çünkü bu öyle bir şey ki. Aile terapisi aslında. Yani Ramazan dediğiniz şey en güzel aile terapisi. Şimdi arkadaşlar mesela gitseler bir aile terapisine dünya kadar da para verecekler. Bedava veriyorum bunu bedava. 30 gün denesinler yapsınlar ama dediğim gibi yapsınlar. 30 günün sonunda yani şevvalde bayramdan sonra olmasa desinler ki hocam biz uyguladık olmadı. Ama Allah'ın izniyle olur çünkü bunun onlarca örneğini yaşamış bir kardeşleri olarak bunları söylüyorum. Birinci tavsiyem ne biliyor musunuz? Kardeşlerime diyorum ki yaşadığınız her şeyi unutun, samimi bir şekilde helalleşin ve düzeleceği yönünde umutları kuşanın. En başta bu. Yaşadığınız her şeyi unutun, her şeyi. Mesela evlilerse o nişanda olanları unutun, düğünde olanları unutun. Hanım mesela kaynanasından çektiklerini unutsun. İşte erkekse eğer işte senin baban şöyle demişti benim abin şöyle demişti bunları unutsun. Hepsini ya bir unut unut onları bir, bir, böyle bir elinin tersiyle it yepyeni bir sayfa aç. Samimi bir biçimde helalleş git hanımın karşısına hanım gelsin beyin karşısına. Hakkını helal et ya Ramazan başlıyor. Şu Ramazan'ı gel biz ailemizi onarma adına bir fırsata dönüştürelim de helalleş ve düzeleceği içinde bu noktada umudunu hiç düşürme. De ki ben bu Ramazan'da evimi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevireceğim ya. Ben bu Ramazan'da cennetin kokusunu duyacağım ya duyacağım duyacağım. Geçen sene olmadı. Geçen sene iftar sofrasında işte çorbanın tuzu biraz fazla olmuştu diye bizimki biraz geçimsizlik etti ama unuttuk zaten onları. Bu sene olacak. Bu sene benim adam çok iyi olacak, benim hanım çok iyi olacak, benim çocuklar çok iyi olacak. Bu umudu kuşan ve bu umudu kuşanarak bu işi başlat. Şimdiden eğer buna başlarsak bak kaç gün kaldı Ramazan'a biz bir program oluşturuyoruz. O program çerçevesinde ailelerimizi onarmaya çalışıyoruz. İkincisi sahur ve iftar sofralarını beraberce hazırlayın ve aile saadetiniz için dua edin. Sofralar suffalardır ya suffalar. Sofraların getirdiği muhabbeti hiçbir şey getirmez. Ama öyle kurulup padişah gibi oturup da ailenin işte diğerlerinin hizmet etmesini bekleme. Sen de kalk mutfağa git ya. O kibrini kır. O çok güzel bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde bunu yapıyor muydu? Ayşe annemiz söylüyor mu bunu? Yap ya, sen de yap. Evdeki diğer çocuklara da yaptırın bunu. Yani herkes işin bir ucundan tutsun. Sofralar beraberce kurulsun ve telefonlar kapatılsın. Hiçbir şekilde dikkatimizi dağıtacak bir şey olmasın. Muhabbet oluşturabilecek vesileler neyse onlar olsun ve arkasından da dualar yapılsın. Ve o duada aile saadetimizin artması adına olsun. Eğer böyle adımlar atarsak Allah'ın izniyle farklı bir biçimde o rahmeti daha ilk günlerde göreceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü iftarın da sahurun da kendine özgü bir bereketi var. O berekete eğer biz bilinçli bir biçimde adım atarsak, karşılarsak başka şeyler elde etmiş olacağız. Üçüncüsü, bir vakit bile olsa namazlarınızı cemaatle kılın ve arkasından birbirinizin selametini dileyin. Ne olur? Yapıyoruz, yapıyoruz ama Ramazan'da bir vakit. Sabah namazı mesela. Gönül isterdi ki cema cemaate katılasın, camiye katılasın. Yapamıyorsun. Evde en azından cemaat ol. Hocam ben fazla süre bilmiyorum, hafız değilim. Tamam, Erzurumlar demeyeli ya, kulfi yeter sana. İhlas oku yeter ya, o yeter ya. Sen ne yapacaksın yani? Sadece uzun süreler bilmen gerek mi? Normal namazda ne okuyorsan oku. Ama ahiretinde problem vardır, sıkıntı vardır. O işin ayrı bir boyutu. Şu anda orada değiliz. Ama o cemaat ruhunu bir evde kazanalım beraberce. Ve o namazdan sonra da birbirimizin selametini dileyelim. Mesela hanım öv ya, kocanı biraz öv ya. Adamı evde biraz çıksın bir yerlere bir şey olmaz yani. Adam da biraz farklı bir biçimde o sevgi cümlelerini söylesin. Bunlar önemli şeyler. Bunları sağladığımız zaman o aile saadetine ait bazı şeyleri bulmuş olacağız. Dördüncüsü, ailece teravih namazına gitmeye çalışın. Gidip gelirken birbirinize sevgilerinizi ikrar edin. Ya camiye yürüyorsun hanımla yan yana el ele tutuşmuşsun. Hanıma diyorsun ki: "Hanım, sen bana dünyanın en büyük nimetisin. Bir daha gelsen bir daha seninle evlenirim." E bunu dediğin zaman tabii ki hanımın ayakları yerden kesilir. Hanım da sana söylesin, sana bir şeyler söylesin. Çünkü bu ikrar sünnet ya. Vallahi sünnet. Şu ikrar sünnet ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle Ayşe annemizin bu noktadaki talebini karşılık göstermedi mi? Ve Efendimiz bunu söyledi. Mesela hanım sahabilerden bir tanesi Havle bin Hakim üstü başı biraz böyle dağınık bir vaziyette yani biraz bakımsız bir vaziyette bir gün gelince hücre-i saadete Efendimiz dedi ki Ayşe annemize niye Havle böyle acaba eşi onu ihmal mi ediyor? Bak böyle bir peygamberimiz var canlarımız onun yoluna kurban olsun yani. Bu, Allah Resulü bunu öğretiyor. Onun için ailece teravih namazına gidebilmek çok güzel bir şey. Eğer bunu sağlayabilecek kardeşlerimiz varsa yapsın ve bunu yaparken ailece gitmek. Ve giderken gelirken de o sevgi ikrarını ortaya koymak. Beşincisi, bakın bu çok önemli bir mesele. Birbirinizin adına sadakalar verin ve bu sadakaları Ramazan'ın sonlarında birbirinize söyleyin. Açıkça birbirinize verdikleriniz ayrı. Mesela sen diyelim ki vereceksin şimdi bir sadaka. İlayda'ya sonra söyleyeceksin. Ramazan'ın sonunda. Ben sana senin adına şöyle bir infakta bulundum. Bu sadaka, infak her türlü aslında hastalığın, virüsün ilacı olacak. Ve bu ilaç başka bir biçimde şifaya vesile olacak. Allah'ın izniyle şu beş şeyi bakın çok ağır da şeyler değil. İnanın şu beş şeyi kardeşlerimiz yapsın ki ben de yapacağım Allah'ın izniyle. O zaman ne yapacağız? Ailelerimizi onaracağız ya. Ailelerimizi onardığımız zaman toplumu onarmış olacağız. Bakın şu anda beni binlerce kardeşim dinliyor. Daha da dinleyecekler. Ya biz biz sadece en azından sesimizin ulaştığı insanlar biz bir evlerimizde bu saadeti bir sağlayalım bir evlerimizde şöyle bir güzel bir koku yayılsın, bir cennet kokusunu duyalım. Bak bakalım toplum iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu? Topluma bu noktada katkı sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Etrafımıza yayılıyor mu, o güzellik yayılmıyor mu? Bu böyledir zaten. Onun için en azından bu Ramazan hanelerimizin, evlerimizin, ailelerimizin bir yönüyle böyle bir seviye kazanmasına vesile olsun. Şimdi İnşallah. bütün kardeşlerimi şöyle bir duaya davet etmek istiyorum. Diyorum ki Allah'ım şu saadeti kazanabileceğimiz bir Ramazan'ı bizlere yaşat. Amen. Kimin ne sorunu varsa eşlerin birbirleriyle anne ve babanın evlatlarıyla evlatların anne ve babalarıyla şu Ramazan'da indireceğin hayırla o sorunu olan kardeşlerimizin bütün sorunlarını çöz Allah'ım. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti daha da arttır Allah'ım. Zedelenen ne varsa onların tamirine şu Ramazan'ı vesile kıl Allah'ım. Şeytanı sevindirtme Allah'ım. Rahmetini bizim üzerimizden eksik etme Allah'ım. Yağdır rahmetini üzerimize sağınak sağınak ki o saadeti en üst düzeyde yaşayalım Allah'ım. Allah'ım amin, Allahum. Allah razı olsun hocam. Vaktimiz gene epey ilerlemiş hocam ama Eyvallah. son olarak bir de şunu sorayım müsaadeniz olursa, Buyurun. hocam hepimize örnek olması ve hedef olması açısından evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatından kısa da olsa bahsetseniz çok uzun bir mesele olduğunu biliyorum evet. ama ailelerimizin tamir edilmesi ve yenilenmesi için bu bilgilere gerçekten ihtiyacımız var. Bu noktada neler söylersiniz? Nuricin bir cümle vereyim biraz uzunca bir cümle. Bu cümleyi sen bir oku. Bak Allah Resulü nasıl bir eş ama kardeşlerimiz dikkat kesilsinler. Ben onu birkaç sene önce bir ders sırasında çıkarmıştım. Evet. Yani inanın belki de onlarca hadisten, onlarca siyerin sayfası içerisinden Efendimizin bu noktadaki örnekliliklerini özetleyecek bir cümle. Çünkü dediğin gibi o konu genişçe bir konu. Bir sürü boyutuyla ele alınması gerekiyor ama bence bu cümle bize baya baya bir mesaj verecek. Bir oku bakalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhabbeti ve sevgiyi en üst düzeyde işleten, merhameti ve şefkati hiçbir zaman unutmayan, güvenilen ve güvenen, sadakati ve doğruluğu hayatının esası kılan, iffeti ve emanet bilincini her daim bir azık olarak edinen, nezaketi ve zarafeti hiçbir zaman ihmal etmeyen, müsamahayı ve hoşgörüyü her an koruyan, sadeliği ve doğallığı isteyen, mahremiyeti ve aile sırlarının ifşa edilmemesine dikkat eden, tertip ve düzenin bozulmamasına özen gösteren, adalet ve hakkaniyeti her daim olması gerektiği gibi tesis eden, mükellefiyet ve sorumluluklarının yerine getirilmesini isteyen ve bu istediklerini ziyadesiyle yapan bir eşti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunun örneklerini görüyoruz zaten biz onun hayatında. İbni Hazm o büyük alimimiz hiç diyor Allah Resulü'nün nübüvvetinin mucizesi olmasaydı yaşadığı hayat kendi başına bir mucize zaten o yaşadığı hayatın iki tane önemli mucizesi var aslında Efendimizin. Yani siyer dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatının iki temel mucizesi var aslında. O diğer bilinen hissi mucizeler ayrı. Onları zaten hiç kimse inkar etmez. İnkar edenlere Allah şifa versin. O ayrı bir mesele. Ama netice itibariyle biz başka bir mucizeye şu anda dikkat kesiliyoruz. Nedir o? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insan değiştirme ve dönüştürme kabiliyeti bu acayip bir şey. İşte Halid bin Velid, işte Hazreti Ebubekir, işte Hazreti Ömer mesela hepsine binlerce kez selam olsun. Bir de aile hayatı ya. Aile hayatı mucize Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Hanımlarıyla yaşadığı her şey o kadar güzel şeyler ki işte orada geçen kavramlar kardeşlerimiz dikkat ettiğinde görecekler. 12 tane kavram var orada. O 12 tane kavram ve Vesselam Efendimizin evliliğini, hanesini neyin üzerine kurduğunu bize gösteriyor. Geliyor Ayşe annemiz mesela iki de bir beni seviyor musun ya Resulallah dediğinde efendimiz hiçbir zaman ona ya dedik ya da ne iki de bir söylüyorsun demedi. Ayşe annemize olan o sevgisine Fatma annemiz bir gün başka bir şekilde bir cevap verince, karşılık verince efendimiz ne dedi? Kızım istemez misin babanın sevdiği, senin de sevdiğin olsun? Bakın tamir ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. Yani Allah Resulü birini sevecek de Fatıma anamız ona karşı başka bir şey söyleyecek mümkün mü? Ama o hanede bir sürü sorun da yaşanıyor. Yani öyle o hane sıfır sorun bir hane değil. Asr-ı Saadet'in böyle olmadığını zaten söylemiştik. İşte Hazreti Ömer'in o meşhur bir rivayeti var. Hanımlarıyla bir sorun yaşıyor. Ben gidim sizi bir Resulullah'a şikayet edeyim diye Efendimizin evine doğru yürüyor. Oo, evden bir sesler geliyor böyle. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulullah'ın evi de benim evim gibi. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in döneminde halife iken Birisi gelip eviyle alakalı bir şey söylediğinde Hazreti Ömer bu rivayeti söylüyor. Şimdi öyle güzel örnekler var ki mesela Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe'ye ne diyor? Ayşe diyor bana kızgın olup olmadığını ben bilirim diyor. Ayşe annemiz çok zeki birisidir bunu yansıtmamaya da çalışır. Nasıl bilirsin ya Resulallah diyor. Eğer bana kızgın değilsen benimle konuştuğun zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye söze başlıyorsun. Ama eğer bana kızgınsan İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diye başlıyorsun. Allah Resulü ya Allah Resulü canlarımız yolunda kurban olsun. Ama Ayşe annemiz ne diyor? Vallahi ya Resulallah bundan sonra kızgınlıkta da sevinçte de söyleyeceğim şey belli. Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye sözümü sürdüreceğim. Bu, bu sevgiyi anlamamız lazım bizim. Onun için Amr ibn As bir seferden dönüp geldiğinde Yeni Müslüman olmuş, seferden de başarı elde etmiş. Herhalde Resulullah'ın yanında benim biraz itibarım fazladır diye iç dünyasına farklı şeyler duyuyor. Ya Resulallah diyor sana insanlar içerisinde en sevimli, en sevgili kim? Efendimiz anladı. Ayşe diyor. Onlara demiyorum yani hanımlara demiyorum. Erkeklerden kim? Ayşe'nin babası diyor. Allah Resulü bu Sonra Amr As birkaç soru daha soruyor. Bakıyor ki sıra kendisine gelmeyecek. Kendisi rivayet ediyor. Bıraktım diyor artık. Devam ettirmedim diyor. Şimdi ve Vesselam Efendimiz bu sevgiyi yansıttığı için sevildi. Seven sevilir zaten. Öyle sevilmiş ki Nuri'ciğim o kadar güzel ki o rivayet Alusi tefsirinde nakleder Hazreti Yusuf kıssasını bize anlatırken. Ayşe anamız oturmuş Medineli kadınlara Yusuf kıssasını anlatıyor. O kıssadaki oğla işte yakın bir zamanda işledik onları biliyorsunuz. Diyor ki orada Mısırlı kadınlar Yusuf'un güzelliğini görünce ellerini kestiler o bıçaklarla. Eğer onlar benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Bu Ayşe anamızın o sevgisine ait bir cümlenin işaretidir aslında. O sevginin orada yansıması sonuna kadar korunması sonuna kadar bakın yıllar sonra vefat edecek Meymune anamız gidenler bilir Umre'ye ya da Hacca Meymune anamız ne Mekke'dedir ne Medine'dedir Serif denilen bir yerdedir Mekke'ye 70-80 kilometre uzakta yolun kenarında niye orada hastalanıp yatağa düştüğünde son anları yeğeni İbn Abbas'a diyor ki ne olur diyor beni götür diyor beni götür ve Allah Resulü ile evlendiğim o yerde beni defnet. Ve o gün gelinliğini giymiştir Meymun anamız. Her an her hepsinde bu karşılığı görüyoruz biz o annelerimizde binlerce selam olsun. O annelerimize bunu yansıtan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ona yansıttığı işte bu biraz önce sizin okuduğunuz şeylere şahit oluyoruz. Onun için biz bunları kendi dünyamıza iyice taşımak durumundayız. Eğer öğrenirsek, Yolumuzun yegane rehberi olan Efendimizin bize bu noktadaki örnekliliğini iyice öğrenirsek hayatlarımızı ona göre şekillendirmiş oluruz. İnşallah. Bu Nisa suresinin 34. ayetiyle alakalı ileri geri konuşanlar var ya onların hepsinin konuşmalarına karşı Ayşe annemizin bir sözünü söyleyelim. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıyan biriyim gerçekten de öyle. Ben onun hayatında bir gün olsun bir kadınına, bir hanımına, bir hizmetlisine, bir fiske vurduğuna şahit olmadım. Buna şahit olmadığım gibi onurlarını incitecek tek bir sözüne bile şahit olmadım. Sünnet istiyorsak eğer ah sünnet, sünnet bu. Allah Resulü'nün hayat tarzı bu. Hanımlarıyla olan münasebetine karşı Allah Resulü'nün ortaya koyduğu örneklik bu. Eğer biz bunu anlayıp Buna ait hayatlarımızı düzenleyeceksek yapmamız gereken belli. Ama başkalarını örnek alıyorsak ona da benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Allah razı olsun hocam, Allah kabul etsin. Hocam süremizin sonuna gelmişiz. Bugünkü ödevimizi de alalım, öylelikle bitirelim evet. inşallah. Şimdi yarınki konumuz Ramazan Kur an. ve Kur'an hocam. Evet Kur'an. Onun için Abdullah İbni Mesud'un bir sözünü vereceğim Nuri'ciğim. Diyor ki İbni Mesud radıyallahu anh, ''Niye de İbni Mesud'u seçtiğimi yarınki derste daha iyi anlayacağız?'' Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'deki en özlü ayet Nahl suresi 90. ayet, en fazla ferahlık veren ayet ise Talak suresinin 2. ayetidir. Nahl suresi 90. ayet, her cuma duyduğumuz da uyuduğumuz ayet. Talak suresi 2. ayet de bize yol veren bir ayet. Onun için İbn Mesud nasıl büyük bir müfessirdir biliyorsunuz ne diyor? Kur'an'ın en ferahlık veren ayeti bu iki ayeti ben kardeşlerim yarın da pazar olduğu için biraz daha imkanları olacaktır. Özellikle de ailece yapsalar çok da makbule geçer bu kadar aileyle alakalı sözün arkasından. Bu iki ayeti şöyle biraz üzerinde durarak okuyalım ve bize nazil olmuş gibi okuyalım. Çünkü gerçekten eğer İbn Mesud bunu söylüyorsa bizim orada bir durmamız lazım. Kur'an'ın en bu bu manada özel ayetlerinden bir tanesi Nahl 90 ve ferahlık veren, yüreklerimize sükunet veren bir ayet Talak 2. Bu iki ayeti inşallah Ramazana giderken kendimizi azlık edinirsek Allah'ın izniyle Ramazanda elde edeceklerimiz de daha farklı olacaktır. Özellikle bu iki ayeti kardeşlerime emanet ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. etsin. Efendim Ramazan ve aile başlığıyla bugün çok önemli meseleleri, çok önemli mesajları muhterem hocamızdan dinledik. Yarın inşallah saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Ramazan ve Kur'an başlıklı meseleyi konuşacağız. Ve bu başlık altında da nasıl Kur'an okumalıyız? Kur'an mı, tefsir mi, meal mi? Efendimizin aleyhissalatü vesselam Kur'an okuyuşu, sahabe ve Ramazan'da Kur'an okumaları gibi önemli konuları konuşacağız. Yarın inşallah sizleri de bu programa saat 21'de bekliyoruz. Bu Ramazan ve her zaman seninle ya Resulallah diyerek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam.